Vefatının 80. yılında Akif'i anmak, Asım'ı yaşamak konulu düzenlenen etkinliğin ikinci gününde üniversitemiz Afşarhan Sinema Salonu'nda Anadolu Mektebi Okuma Grubu tarafından hazırlanan panel gerçekleştirildi. Panele Rektör Danışmanımız Yardımcı Doçent Doktor Mustafa Kılınç, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Nihat Karayer, Araştırmacı Yazar Doktor Necmettin Tülinay, Yazar Tahsin Yıldırım, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. 5 yıldır 23 ilde aktif olarak faaliyet gösteren Anadolu Mektebi Okuma Grupları, Burdur programında Mehmet Akif'i ölümünün 80. yılında onu anlatarak andılar. Bolu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden Ahmet Özdemir'in moderatörlüğünde panele geçildi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Hepimiz bu mısrayı mutlaka duymuşuzdur. Gelin bugün burada bu mısradan yola çıkarak bizleri anlatıp bu neslin farkına varalım istiyorum. Sultan Abdülhamid'in son dönemlerine doğru 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra Akif'in özgürlükçü yapısı onu İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne yakınlaştırmıştır. Akif cemiyete girerken partinin kayıtsız şartsız her kararına uyma emrine karşı çıkmış, partinin ancak iyi ve faydalı emirlerine iştirak edeceğini bildirmiş ve ilk defa yemin Akif için değiştirilmiştir. Konuşmalardan sonra araştırmacı yazar Necmettin Tülinay değerlendirmelerde bulundu. Milli Mücadele'de Mehmet Akif isimli kitabın yazarı Tahsin Yıldırım da klasik sözüm diyerek sözlerine şöyle devam etti. Rabbim lütfetti 3 eserim var. 4 diyeyim, hadi 3.'yü söylemeyeyim. Buna rağmen benim bile dediğim, hatırlamakta zorlandığım bazı bilgileri paylaştı arkadaşlar. Allah razı olsun diyoruz. Yani Mehmet Akif Bey'in gölgesi olduklarını hissettim. Çünkü eskiler derler ki büyüklerin ayak izlerini takip etmek gerekir. Arkadaşlar da büyüklerin ayak izlerini takip etmişler. Panel soru ve cevaplarla devam etti. Panelin sonunda rektör danışmanımız yardımcı doçent doktor Mustafa Kılınç bir öğrencinin sorusu üzerine "O zamanlar devlet Akif'in cenazesine bile sahip çıkmadı. Ama bugün adına üniversite kuran, onun için programlar düzenleyen bir devlet var" dedi ve konuşmacılara hediyelerini takdim etti.